Ordu Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Özçelik, yıkılan belediye binası yerinin tüm kesimler tarafından yeşil alan olmasının istendiğini hatırlatarak, orduların taleplerini belediye yönetiminin dikkate alacağı beklentisi içinde olduğunu da söyledi. Özçelik, mevcut yerin yeşil alan olarak değerlendirilirken sembolik olarak küçük bir bina yapılabilir dedi. Ordu kamuoyu genel anlamda bütün dernekler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, vatandaşın birçoğu belediye binası yıkılmadan önce ve yıkıldıktan sonra bu alanın bir kente terk edilmesi gereken, kamunun hizmetine sunulması daha doğru olacağı yönünde herkeste bir kanaat oluştu. Biz de Mimarlar Odası olarak böyle bir alanın bu kente katılması, bu kente kentlinin kullanımına açılması çok büyük bir katkı olur. Hatta belediye başkanının böyle bir fedakarlık yapması gerçekten alkışlanacak bir olay olduğunu biz söyledik. Çünkü orası rantı yüksek, çok değerli bir arazi. Yani bugün eksper göndersiniz, bir değer tespiti yaptırsanız bilmiyorum kaç milyon lira eder. Ciddi bir değerli bir arazi. Bu arazinin kentin kullanımına açılması bu haliyle ya da biz şunu da söyledik. Belki orada çok küçük bir yapı da olabilir. Tamamen bir meydan tarzı değil. Çünkü meydan için çok şey bir yer değil. Çünkü meydan dediğiniz şehri bir ortak bir alan düşünün. Onun etrafında kent gelişmiş. Öyle bir yerdir. Baktığımızda meydandan çok bir yeşil alan, bir rekreasyon alanı, kentlinin kullanabileceği bir açık alan olarak değerlendirilebilecek bir alan. Bunun bu şekilde kullanılması, kamuoyu da bu konuda biliyorsunuz hem basın kuruluşları hem diğer siyasi temsilciler, herkes buranın bu alan olarak boş yani yeşil bir alan olarak kullanılması yönünde herkesin ortak kanaati. Bunun bu şekilde kullanılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz bizler.